bugünkü. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Alim Işık yerel basında kahvaltıda bir araya geldi. Alim Işık kahvaltılı toplantıda yaptığı açıklamada ilk kez AK Parti iktidarını çok sert bir dille eleştirdi. Alim Işık yaptığı açıklamasında Türkiye'nin uçuruma sürüklendiğini tekrar söyledi. AK Parti iktidarının terör konusunda politikasını eleştiren Alim Işık, açılımın meyvesini her gün 8-10 şehit vererek aldık ve almaya devam ediyoruz dedi. Sayın Başbakan, özellikle 2009 yılı Ağustos ayında Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay öncülüğünde başlattığı açılım projesinin meyvelerini toplamaktadır. Bugün verdiğimiz 10 vatan evladı da maalesef bu dökülen 10 son meyvedir. AK Parti iktidarı şehitlik mertebesinde yaptığı yeni düzenlemeyle Uludere'de kaçakçılık yaparken Türk savaş uçaklarının yaptığı operasyonla 33 kişi öldürülmüştü. Bu öldürülenlerin de yeni düzenlemeyle şehit statüsüne alındığını da söyleyen Alim Işık, 7-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS ile ilgili şaibeleri de dile getirdi. Işık, bu şaibe ortamında önümüzdeki günlerde öğretmen ve memur atamaları yapılacak. Bu şekilde atama yapılırsa başta eğitim yuvaları olmak üzere devletin kadrolarında terör örgütü mensubu insanlar devlet memuru olacak. Biz parti olarak son bir kez daha iktidarı uyarıyoruz. 7-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS sınav sonuçlarının iptal edilmesi çağrısına bulunuyoruz dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleriyle BDP'nin ve CHP'nin grup başkan vekillerinin bir araya gelip yukarıda söz verip çıkarttıkları maddeleri İktidar Partisi'nin önergesiyle gece yarısı genel kurula getirip oylayıp geçirdikten sonra ölünceye kadar 34 teröristin ya da kaçakçının ailesine şehit maaşının bağlanmış olması terör örgütünün ondan sonraki süreçte azmasının en önemli sebeplerinden birisidir. Sayın Başbakanım, özellikle Suriye konusundaki hatalarını 2009 yılından itibaren açılım süreciyle beraber Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı başta olmak üzere partimizin tüm milletvekilleri ve teşkilatları sürekli uyarmış ama bu uyarılara kulağını tıkamıştır. Zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ni mor bekçisi, kandan beslenen ve benzeri gibi ağza alınmayacak ve bir başbakanın ağzına hiç yakışmayan sözlerle eleştirmiş, hakir görmüş, iftira atmıştır. Daha önce sınav öncesinde Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu'daki bazı illerdeki satılan soluk dizilimin aynı olması artık bu sınavda PKK parmağının olduğunun ve PKK'nın işbirlikçisinin de ÖSYM başkanlığındaki birilerinin olduğunun delili ortaya çıktı. Bu sınav sonuçlarına göre 10 Eylül'de yapılacağı açıklanan öğretmen atamalarında atanacak 41 öğretmenin artık PKK ile bağlantısı olan çok sayıda öğretmene imkan tanıyacağı ve PKK'nın öğretmenlerle Anadolu'nun tüm illerine dağılacağı günler yakındır.